Evet, merhaba arkadaşlar. bugünkü videoda Maul hakkında konuşacağız birazcık. Yani ilk çıktığında birazcık kompleks bir karakter görünümündeydi ama aslında temel şeylerini çözdüğünüzde çok da çılgın bir karakter değil. Yani en azından oynaması çılgın. Yani doğ daha doğru bir tabirle ifade etmeye çalışırsak oynaması aşırı keyifli olan ama bir o kadar da kolay olan bir karakter. Şimdi bu arkadaş blunt damage vuruyor, blunt damage ne demek? Ezici damage demek yani iron reaper gibi vuruyor öyle söyleyeyim. Karşınızdaki adamın armor'unun olmasının çok bir anlamı yok bu çarlı oynarken. Bazı insanlara bu damage yetmiyor ve str vermeye devam ediyorlar. Bu şey anlamına geliyor yani giriyorsun tek atıyorsun öküz gibi vuruyorsun ama karakterin size şimdi eksilerini ve artılarını anlatacağım. O sırada siz kendiniz buna karar verirsiniz zaten. Şimdi karakter yakıncı bir karakter. Basiclerini görüyorsunuz. Gayet ağır vuran bir karakter gördüğümüz üzere. Bayağı ağır vuruyor. Yani içeri girdiğiniz zaman basiclerinizle bir şey yapmaya çalışırsanız problem yaşıyorsunuz. Ki o kadar çılgın da vurmuyor. Ha vuruyor tabii ki diğerlerine göre ama çok çılgın değil. Şimdi şöyle diyelim. <laughs> Karakteri ilk aldınız. Tabii ki skillleriniz böyle olmuyor. Görevleri yapmanız gerekiyor. Görevleri yaparken birazcık zorlanacaksınız. Ben karakteri ne kadar az STR'ye dayanabiliyorsanız o kadar az STR ile oynama taraftarıyım. Elinizden geldikçe e, bence armor kısmına verin. Ama baktınız, damage'iniz yeterli gelmiyor. Okey. Şimdi neden? Maul e unit hero kesmek için karakterlerin yanına giden bir karakter. Yani içine girmeniz geliyor, gerekiyor. Şimdi basic olarak skilllerine bakalım. Maelstrom diye bir skilli var. Bütün skillleri kombodur bu arada. Bakın 4. 5. de döner. Bu arkadaş. Bu dönme skilli çok güçlü bir skill. Ama Q'ları kadar yavaş attığını gördünüz. Şimdi sizin bunları atarken hayatta kalmanız için çok armora ihtiyacınız var. Çünkü rakibin içindesiniz. Ha. Ondan geçtim. Zaten bunları bu şekilde atmıyoruz. Bu konuya geleceğim. E skill'imiz var. Charge'layıp ee, şöyle dönmeli vurduğumuz ve bayağı vurduğumuz bir skill. Onun dışında ultimiz var. Onu şu dayının üzerinde göstermek lazım. Hemen bir konuşalım bu dayıyla. Şimdi size şunu göstereceğim. Bu arkadaşı bir ee, blok haline getirmemiz lazım önce. Bey bir blok koyar mısın be? Ha bakın blok koyuyor şu an. Bitti. Bu arkadaş bloğu yarıyor. Maul dediğimiz ve karşıdaki adamı bayıltıyorsunuz. Bloğunu yardığınız zaman. Bu şimdi he bir karakter olduğu için birazcık uzun sürdü. Fakat e, Nodachi'dir, Glaive'dir. Bu tarz karakterlere bir tane bile basic atsanız direkt bayıltıyorsunuz. Ulti hakkında konuşacaktık. Ulti şöyle bir şey. Ulti gitti. Neyse. Ee, o gelene kadar ben diğerlerinden bahsedeyim. Şimdi bizim R'di, R'de bir skillimiz var. Koşma skillimiz. Bu koşma skillini anlatmaya çalışacağım. Q'yu ve E'yi gördüğünüz üzere birini charge'layıp birini de stackleyip kullandık. Yani Q'yu dört göz üst üste attık ve döndü. E'yi de charge'ladık. Bekledik, 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 bekledik. Öyle attı. Şimdi R ne işe? Bu dayı beni bir salabilir mi artık? Kral bir sal beni. R ne işe? yarar konuşalım hemen. Staminam yarım. Staminam yarımken bir şey yap istemiyorum çok. Çünkü Maul staminasıyla vuran bir karakter. Şimdi R skill'i şu. Basıyorum karakter koşmaya başlıyor. Stamina tüketiyor. Sonra E'ye bastığım zaman direkt charge'lanmış gibi vuruyor. Aradaki charge'ı beklemenize gerek kalmıyor. Bunu tabii ki Maelstorm'da da kullanabiliyorum. Nasıl? Koştum. Stamina yiyor, 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 yiyor. Tabii süreyi doldurduk. Sonra da ultiyi göstereyim ben. Aldım. Normalde taşıyabiliyorum practice yani şeyde deneme alanında olduğum için mi izin vermiyor yoksa yanlış mı basıyorum anlamadım. Neyse koştum koştum koştum. mail soruma bastım. Omuz atıp dönmeye başladı. Şimdi unit kesmek için bu çok efektif. Karakter ağır zırh gibi gözüküyor ama vuruşları da çok ağır ve kendini koruması çok zayıf olduğu için işin gerçeği. Ha tabii ki de çok e, cezalandırabilen bir karakter karşısındakine ama sonuç olarak içeri girdiğinizde problem yaşayabiliyorsunuz. Karakteri ben böyle kullanıyorum. Birkaç setup'ı daha var. Onu da anlatacağım. Ee, giriyorum abi R ile. Q'mu basıyorum. Parçalıyorum zaten etrafı. Sonra çıkıyorum dışarıya. Hop. Çıktım. Hop çıktım. R'mi bastım. R tekrar geldi. Tık. Zaten siz bu skill'i atarken kimse gelip de karşınıza size şey yapamaz. Ee, karşılık veremez. Yani imkanı yok. Şimdi bir de bunun zaten e Önceki videolardan da anlamışsınızdır. Ben PvP çok seven bir insan değilim. Çünkü oyun Metin 2 değil. O yüzden bu boyutta oynuyorum. Bir de e, ee, Ukos diye bir skill var. Ukos neydi? Ukos bir şey. Her neyse Uko'yu gördüğünüz zaman anlarsınız. Uko skill'i sizi yerden kaldırıyor. Aynı zamanda üzerinize koşan bir rakip, skill atan bir rakibe çok hızlı bir şekilde tık diye kafasına vuruyorsunuz. Mesela size geliyor skill atıyor değil mi adam dönerek? Tam bu skill'in Adamın bu attığını veya ultisini attığını gördünüz ya çıkarıp tık diye kafasına vuruyorsunuz Ama Ben buradaki herhangi bir skilli bırakıp da uku almak Çünkü deli gibi minyon kesiyorum Deli gibi panışlıyorum karşıma kim gelirse Staminanız yokken ulti kullanmayın Direkt rakibi alıp bırakır Bu arada evet izin vermiyor Normalde adamı alıp Ultiye bir kere bastığınızda adamı sırtlar böyle götürürsünüz. Staminanız bitene kadar. O yüzden staminanız yokken kesinlikle ultiyi kullanmayın. Böyle 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 götürür. Bir daha bastığınızda fırlatır. Yani genelde alırsın. Örnek veriyorum rakip burada. Burada aldın, getirdin, buradan aşağı bıraktın ki damage yesin. Fall damage'den yere düşüp ölsün. Ondan sonra veya aldın, Köşeye bir yere sıkıştırdın. Şuraya geldin üstüne bastın melosom. Tık 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 döndün. işte geri çekildin. Bekledin. 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 R'en doldu. O adam ya işte kaçıyor ya vuruyor. Takip edersin kaçıyorsa. R'ye bastım tekrar yakaladın. R'en zaten bayağı hızlı koşuyor. Döndürdün E'yi. Vurdu demeyece bak Allah aşkına. Buna ne kalkan basabiliyorsun? Hani sağ klik bassa hiçbir anlamı yok. Daha zarar. Kaçamıyorsun. Yani bir iki tanesini yiyip kaçabiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Ee, şeyi yok. Bu arada R, -T de yapabiliyoruz. Yani Maul böyle R olmadan kullanılabilecek bir karakter değil. Ben genelde R ile gir, vur, çık oynuyorum. En mantık kısımda bu olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar bir tane vurma skillini Uko ile değiştirip daha içeride yaşayabilen bir ee, <laughs> karakter haline getiriyorlar. Çünkü ayağa kalkabiliyorsunuz. Sizden daha az etkileniyorsunuz. Ama girdiğinizde 10 milyon kesiyorsunuz. Ve tekrar girmeniz için çok uzun süre gerekiyor. Böyle bir problem var. Bunu artık siz karar verirsiniz. Ben içeri girip çıkma oynadığım için mesela çok uzun süre gir çık gir çık gir çık gir çık yapmak istiyorum. Unitlerimi de kullanmak istiyorum. O yüzden 1 str 2 armor, 1 str 3 armor veriyorum mesela. Ama siz diyorsunuz ki birader ben içeri gireyim bir kere de vuracağım vurayım çıkayım canım az olsun. Str'de verebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Çara aynı zamanda agility de yarıyor. Str de yarıyor. Yani birazcık tercihlerinize kalmış. Öyle söyleyeyim ama... Ben en yararlı olarak Ukosuz şu boyutla unit kesme, minyon kesme üzerine oynama ee, kısmını seviyorum bu çarın. Ha tabii ki bu şey anlamına gelmiyor. Hero kesemiyorsunuz anlamına gelmiyor. Ben adamı zayıf anında yakalıyorum, giriyorum, vurmaya bir başlıyorum, dokunamıyor zaten bana. Ama ne bileyim, 1 vs 1 denk geldiğinde mesela Glaive'le, bilmem neyle, sizi bir kere CC'ye soktu mu kalkmanız zor oluyor. Yani öldürebiliyor. Ama ne yapıyorum ben? Çok armor verdiğim için, çok zırh verdiğim için Glaive beni yakaladığında kesemiyor. Kalkıyorum ayağa R'ye basıyorum. Kaçarak gidiyorum yani. Bu kadar. Götüyorsa gelsin Glaive. Maul ilgili zannedersem söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka diyecek bir şeyim var mı onu düşünüyorum. Zannedersem yok. Görüşmek üzere başka bir rehber videosunda. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı yoruma atarsanız en kısa sürede cevap vermeye çalışırım.